How's that for road rash? Capcom coştu adoslar. Resident Evil 2'den sonra Devil May Cry 5'te bomba çıktı. Şimdiden 2 milyondan fazla satarak Capcom'u ihya eden oyun, "Emin terliğim, hikaye tebenni oyunlar ölüyor" diyen benim gibi denyolara da umut verdi. Devil May Cry 5'in hikayesi diğer oyunlardan sonra geçiyor. Şeytani bir ağacı ve bu ağaçtaki baş şeytanı kesme işini alan Dante, 4. oyundan tanıdığımız Nero ve ne üdüğü belirsiz yeni karakter V, 20 bölüm boyunca bu ağaca gidip gelip dayak yiyorlar. Hikaye aslında bir gün içinde geçse de sık sık flashbacklerle bugüne kadar olan olaylarda neler olduğu anlatılıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse oyunun hikayesi ve oynanışı oyunun ortalarına kadar çok sarmamıştı beni. Ama ne zaman ki Dante olaya dahil oldu, hem oynanış hem de hikaye çok güzel bir ritim yakaladı. Başından kalkamadım valla. Serinin hastalarını çok çok mutlu edecek. Ben garanti ediyorum ya. Oyunu ilk bitirişiniz 13 saat civarı sürüyor. Tüm secret missionları ve diğer gizlileri toplamaya kalkarsanız da 15 saate kadar yolu var. Ama DMC'lerin olayı zaten tekrar tekrar oynayıp kombolarınızı SSS seviyesini yükseltmek olduğu için yeniden oynanabilirliği çok yüksek oyunun. Bir kere bitirdiğinizde de tüm skill'leriniz, tüm yetenekleriniz aynen devam ediyor. Oyundaki en esrarengiz kişilik 3. oynanabilir karakterimiz olan V. Capcom demiş ki, "Vay efendim, siz DMC'yi gömersiniz ha. Emo diye ninja teorinin yaptığı Dante'yi sevmezsiniz ha. Alın size Emmo'lu Emo bir karakter. Hadi bununla da oynamayın da görelim." V yakın dövüşe girmiyor ama kontrolündeki şeytani kartal, panter ve şu diğer yaratık sayesinde girmesine de gerek kalmıyor. Sağlığı biten düşmanlara son vuruşu yaratıkları yapamıyor. V'nin dalıp sonlu vuruşu yapması gerekiyor. Böyle bir denge tutturmuşlar oynanışta. Nero, Dante ve V'nin hepsinin oynanışı birbirinden acayip farklı. Yani StarCraft'taki 3 ırk kadar farklı diyebilirim. Nero farklı protez kollarla farklı güçler kazanırken V yaratıklarını kullanarak dövüşüyor. Oyunun ortalarında Dante'yi de yönetmeye başladığımızda ilk Devil May Cry'lardan aldığımız tada aynen geri dönüyoruz. Rebellion'ı, Sword of Sparta'sı, Ebony ve Ivory'si, Shotgun'ı derken eski oyunlardan tanıdığımız pek çok silah ve yepyeni çılgınlığın ötesinde bambaşka silahlar ve yetenekler ve stance'ler ekleniyor Dante'ye. Bir noktada Dante öyle bir hale geliyor, o kadar çok silahı ve yeteneği oluyor ki geliştirmeniz gereken, "Lan ben bunların hepsini nasıl Red Orb yetiştireceğim" demeye başlıyorsunuz. Ama hepsini de kullanmak istiyorsunuz Allah'tan. En ilginç silah ve özellikleri Dante'ye saklamış Capcom. Hepsini burada tadını kaçırmamak için söylemeyeyim, bir tanesini söyleyeyim hadi. Düşmanların kafasına atabildiğiniz bir kovboy şapkası. Mario Odyssey'den mi esinlenmişler tırnak içinde bilemem ama bosslar dahil her düşmanın kafasına takabiliyorsunuz Dr. Faust adındaki bu şapkayı. Şapkaladığınız düşmanlara vurdukça da daha çok Red Orb düşüyor. Hatta yani normalde öldüğünde Red Orb düşen yaratıklardan siz vurdukça Red Orb düşüyor ama Dr. Faust'un saldırılarının çoğunun içinde Red Orb harcıyorsunuz. Burada bir ekonomi dengesi var. Dikkatli olmazsanız tüm Red Orb'larınızı dövüş sonunda bitirmiş olarak çıkabiliyorsunuz. Ha bir de Dr. Faust şapkası takılıyken arada sırada Michael Jackson dansları yapıyor Dante. Yeterince çılgın değilmiş gibi oyun. Oyunda 6 zorluk seviyesi var ama en başta ilk ikisi açık. Devil Hunter zorluğunda bitirirseniz Son of Sparta zorluğu açılıyor. Her zorluk seviyesinde düşmanların geliş sıraları hem de saldırı biçimleri değişiyor. Ama eski yetenek ve orklarınız kaldığı için sürekli daha efektif dövüşmeye başlıyorsunuz. Heaven and Hell zorluğunda düşmanlar tek vuruşta ölürken hayvan gibi savunma yapabiliyor ve daha sıkı vuruyor. Hell and Hell zorluğunda ise siz de tek vuruşta ölüyorsunuz ki bu seviyeye gelirseniz ellerinizden öpüyoruz. İlk iki zorluk seviyesinde çok çok rahat oynanıyor oyun. Belli bosslar haricinde çok zor ölüyorsun. Bence o yüzden siz hiç kasmayın, Devil Hunter zorluğunda başlayın ki Son of Sparta açılsın.
Üstelik öldüğünüzde Red Orb veya Gold Orb kullanarak devam edebiliyorsunuz oynamaya. Oyunun vitamini, yeteneklerinizi ve silahlarınızı sürekli farklı şekillerde kullanarak hasar almadan yüksek combo skorlarına ulaşmak. D notu aldığınız dövüşlerden boynu bükük çıkarken SSS alarak çıktığınızda şöyle bir geriniyorsunuz. Bir önceki DMC'nin Ninja Theory'nin yaptığı, aldığı olumsuz eleştirilerden tırsan Capcom, ya serinin geçmişinde ne kadar eski ve sevilen şey varsa tıkıştırmış da tıkıştırmış Devil May Cry 5'e. Tüm eski karakterler var, bir sürü eski silah var, Dante'nin tüm eski yetenekleri neredeyse geri gelmiş ama bunun karşısında hala bölümlerin boş arenalardan ve bu arenaların arasındaki boş koridorlardan ibaret olması da 2019 yılında göze batıyor. Oyun görsel olarak mükemmel. Surat efektleri olsun, dövüş efektleri olsun, hareketler olsun. İnanılmaz akıcı, inanılmaz güzel. Bir tek çevre ve harita tasarımları çok boş ve birbirini tekrar eder geldi bana. Onun haricinde ben oyunu PC'de oynadım. PC'de muhteşem optimize edilmiş. PC opsiyonları, ekran kart opsiyonları, hepsi ya istemediğiniz kadar opsiyon var ayarlayabileceğiniz. Basit konsol portu değil yani. GTX 1070 ekran kartlı, i7 işlemcili, 16 GB RAM'li notebook'umda yağ gibi aktı oyun. 60 FPS'nin altına inmediğini söyleyebilirim. Size tavsiyem ama oyundan keyif almak istiyorsanız mutlaka ve mutlaka gamepad ile oynayın. Klavye ve mouse ile o gerekli kontrol hissini alamayacağınız oyunlardan DMC5. Ayrıca ilk oynanış için auto combo özelliğini açmanızı tavsiye ederim. Her ne kadar kaçın casual diyecek olsanız da burada oyun size gelişmiş komboları ilk oynadığınızda daha rahat yapma imkanı veriyor. Tıkanıp kalmıyor ve ekranda gerçekten bir görsel cümbüş oluyor. Yani o oyunun havasına girmek için o kadar önemli ki benim oyunun ortasından sonra oyuna hızla ısınmamın bir sebebi de budur. Oyunu bir kez bitirdikten sonra oto komboyu kapatırsınız ve böylece daha yüksek skor almayı deneyebilirsiniz. Yani oto kombo açıkken her bölümün sonundaki skora 0.9 çarpanı veriyor çünkü. Perfect timing. Gelelim oyunun fiyatına. Steam fiyatı 399 lira oyunun. Kinguin'de ise 251 lira. Bence oyunun fiyatı 200'e indiği anda hiç acımayın, yapıştırın. Her türden çılgınlığa hazırsanız tabii. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.